kurban olduğum Allah'a. Tuğba telefonda. Tuğba. Tuğba merhaba. Alo. Tuğba merhaba. Merhaba Serap Hanım. Yavrum annen burada konuşmak istiyor seninle. Şuraya bakarak kızınla konuş. Ben sadece sizinle görüşmek istiyorum. Arkadaşlara da söyledim. Ha öyle mi? Evet evet. Tamam şimdi lütfen. Bilgim oldu. Peki Sakin Hanım kızın telefonda. Sağlıklı. Önce sesini duydun onu bir rahatla. Şimdi benimle konuşmak istiyormuş. Araya girmezseniz sevinirim. Evet Tuğba'cığım. Seni 11 senedir orada rehin mi tutuyorlar? Asla böyle bir şey yok Serap Hanım. Ben ailemle bir sene öncesinde görüştüm. Geldiler abimle, küçük abimle zaten görüştük. Hı. Ve iletişimimizi o şekilde konuşup hallettik. Yani ben geri dönmek istemediğimi. Burada zaten 11 yıldır çalışıyorum. Benim yerim belli, yurdum belli. Öyle bir şey yok. Peki yavrum... Şöyle iddiaları var. Ben işte izin alamıyorum. Sadece bir telefon edebiliyorum. İzin vermiyorlar. İşte 250 bin liraya ev almış aldığı iddiası var Aynur Hanım'ın sana ve borçlandırıldığın iddiaları var. Bunlar aklımıza tabii bizim kötü şeyler getiriyor. Ama Eskişehir yok, gibi yok, bir yok, yerde... Yok yok kesinlikle ben yok yani mutluyum ve görüştük zaten bir sene öncesinde söylüyorum. Gayet iyiyim. Hatta borcum falan da yok. Ama anne babayla görüşmek araştırma için bir sene büyük zaman Tuğba Hanım. Yani bir sebebi olmalı bir senedir görüşmüyor olmanızın. Ya ailevi problemlerim vardı. Hayır kesinlikle hiçbir problem. Neymiş onlar? Neymiş onlar acaba? Varsa söylesin. Ya ben bunları açıklamak zorunda değilim. Ailem biliyor zaten. O zaman sen tehdit altındasın şu an. Telefonla bile konuşurken tehdit altındasın sen. Sen şimdi ben o zaman beni arayıp da sen ya da anneannemi arayıp saatine falan değilim yani ya öyle bir dakika şey yok. Bir dakika teyze bak biz senin için buradayız tamam mı? Sen o zaman telefonu açıp da bize beni gizli numaradan arayıp da balım nasılsın? Ben işte hayır ben sesim de bağlanmıştım. Hayır teyzeciğim bak teyzeciğim ben söyleyeceğim. Biz... Eğer öyle olursa bakın telefonu kapatmak zorunda kalacağım. Samet bir saniye. Tuğba'cığım orada ne iş yapıyorsun sen? Güzellik uzmanıyım ben. Bunun üniversitesini okumak için Eskişehir'deydim zaten. Peki. Araştırma. Ya ben zaten ilk benimle iletişime geçseydiniz bütün bunları zaten sizinle. Ben bundan sonra onun annesi de babası da benim dedi annene. Senin annen baban var. Öyle bir şey demedi. Ne zaman söyledi bunları? Demediyse Allah şahidim. Bir dakika müsaade alabilir. Bir saniye. Alabilirim. Tuğba benimle konuşmak istiyordu o yüzden. Tuğba'cığım 11 senedir kaç sefer gördün anneni ve babanı? Ya ben orduya gidiyordum zaten. Ben yani her yazın izinim olduğunda her seferinde gittim görüştüm. Her yıl. Son birkaç yıldır görüşmedim problemlerimiz olduğundan dolayı. En sonunda bir sene önce görüştüm. Abimle birlikte kendi geldi. Peki ev... Beraber de... Hatta aynı ablaları tanıştırdım. Peki hani aklında bir şey kalmasın insanların diye. Peki evlendin mi? Hayır. Evlenmedin. Hayır. Yani öyle, hani anne, ailen... Kayıtlarda çıkar zaten. Hiçbir hayır, ailenin yok. Haberi yok ya senden. Bu arada bir evlilik falan hayır. Yaptın mı diye soruyorum. Peki bu Aynur Hanım ve eşi ne iş yapıyor? Anlamadım pardon. Aynur Hanım ve eşi ne iş yapıyorlar? Ya ben bunları söylemek zorunda değilim. Zaten onlar da çok kötü durumdalar. Yani biz şu anda beraberiz. Yani peki söylenmeyecek bir şey mi yapıyorlar ki? İnsanlardan telefon geliyor çevremizden. Bizi tanıyorlar. Orada yüzümüzü kapatmış olmanız bir şey değiştirmiyor. Kıyafetlerimizden olsun, saçımızdan başımızdan aynı olsun. Aynı kıyafeti mi giyiyorsun 11 senedir yavrum sen? 10 senedir hayır. Aynı kıyafeti mi giyiyorsun? Hayır yani çevreden görünenler, bilenler arayıp. Kötü bir şey yapmıyorsanız problem yok zaten. Yani sizi tanımalarında ne sakınca var? Hayır, bir sakıncası yok. Da yani düştüğüm durum ya çok rezil değil mi sizce de? Yani ailem oraya çıkmış. Nesi rezil? Nesi rezil? Kızının 11 senedir Eskişehir'de olduğunu ama bir sene önce diyorsun geldi. Ailemin benden haberi var. Ben telefonla görüşmek istemediğim için onunla görüşmemiştim. Bu yüzden dolayı da zaten arayıp onlarla görüşmeye. Babanın çok hasta olduğunu biliyorsun. Yani mesela ziyaretine falan da gitmiyorsun. Sadece şunu öğrenmeye çalışıyoruz. Sen baskı evet, ve canım. Cebirle ve zorla mı orada tutuluyorsun? Hayır öyle bir şey yok söylüyorum ya.
söylüyorsun da bunu bile baskıyla mı söylüyorsun diye şüphe duyuyorlar kesinlikle burada. Kesinlikle yasak. Onu söyletiyorlar. Peki, öyle söyledi. Kesinlikle. Peki Tuğba Hanım. Kesinlikle yani üniversiteyi kazanıp da ailenizden ayrılmak mı istediniz? Özellikle uzaklaşmak mı istediniz? Evet. Peki üniversiteyi kazandınız. Eskişehir Anadolu Üniversitesi güzellik uzmanlığı diye 2 yıllık bir meslek yüksek okulu, doğru mu? Evet. Mezun oldunuz mu oradan? Oldum. Oldunuz mezun. Peki şu an mesleğinizi mi icra ediyorsunuz? Evet. Kendi mesleğini. Ailem geldi burada gördü. Ben ablam da geldi, ablam da kaldı. Peki Aynur Hanımlarla birlikte mi mesleğinizi icra ediyorsunuz? Evet. Aynur Hanımlarla birlikte. Peki SGK'ya tabi ben olarak onların yanında mı çalışıyorsunuz? Aynı yerdeyim. Peki onların yanında SGK'ya tabi bir işçi olarak mı çalışıyorsunuz yoksa kendinize özel bir güzellik uzmanlığı merkeziniz mi var? Özel. Kendinize özel değil mi? Yani bir Bağkur, bir ayrı bir iş yeri kolu olarak kendinize ait bir güzellik uzmanlığı merkeziniz var. Doğru mu? Evet. Kendinize, yani vergi falan ödüyor mu? Kendinize ait değil mi? Anlamıyorum. Kendinize ait. Şimdi mezun oldunuz ya, 2 yıllık meslek yüksek okulu güzellik uzmanlığı bölümünden mezun ya olup. Ben mezun oldum. Ben size anlatabilir miyim? Ben mezun oldum. Tamam. Mezun olduktan sonra aileme 2 yıl sonunda, 2 yıllık mezunum ben. 2 yıl sonunda da ailemle görüştüm. Dedim ki ben orada staj yaptım aynı zamanda burada ve dedim ki ben orada kalmak istiyorum. İşime devam etmek istiyorum dedim. Peki. Ondan sonra onlar biraz karşı çıktılar. Dedim ki ben biraz daha kalmak istiyorum dedim. Sonra onay aldım. Hem annemden hem babamdan. Yoksa ben Ordu'dan Eskişehir'e tek başıma gelemezdim zaten. Peki. Kesinlikle. Ondan sonra geldim. İnanmayın. Onlar onayladı zaten. Geldim. Ben burada yaşıyorum. Ya burada da yaşayacağım. Ya bunun çok fazla uzak. Hayır, mezun oldunuz ya. Mezun olduktan sonraki süreci merak ediyorum sizin için. Oradan galiba birisi size sufle veriyor, şöyle konuş böyle konuş diye. Çünkü çalışmadığın yerden geldi Tuğba. Yani iş yeri senin mi, vergi ödüyor musun, ruhsat işte bilmem ne, bunların hepsi tabii çalışmadığın yerden geldi. Oradan seni yönlendirenler var. Gerçek nedir? Hayır, beni yönlendiren yok. Herkes şu anda o kadar çok sinirli ki. Neye sinirliler? Onlar öfke patlaması yaşıyorlar düştükleri durumdan Tuba, dolayı. Tuba neye sinirliler? Sinirlenmeye ne hakkı var? Kime sinirliler bu mesela? Resimlere, konuşulanlara, iddialara. Hakkındaki Eskişehir'de, iddialara. Hatta, Eskişehir'de bir tane mi? Eskişehir'de bir tane mi Aynur Hanım yaşıyor? Tek mi yani başına? Başka Aynur yok mu Eskişehir'de? Rahatsız oldular. Hayır, Tuğba Hanım, bunun ben ispatı çok kolay. Zaten Eskişehir'e yakın muhabirimiz ben de var. Yarın gelirler iş yerinizi sizi var. Mutlu mesut bir şekilde çekerler, biter. Bütün iddialar Türkiye önünde bitmiş olur. Yani ispatı çok kolay olan bir iddia bu. Gizemli bir şey yoksa ortada. Gelir muhabirimiz çeker ve 10 dakikalık iş. Bir de bakım yaptırır güzellik şeyinde. Evet. Gelsinler tamam. Müsaade. Peki yavrum, bu 250 bin liralık ev mi aldı Aynur Hanım sana? Ya hayır, öyle bir şey yok. Öyle söyledi. Kim 250 bin lirayı bir insana bir anda verebilir? O zaman Aynur Hanım, şey yok. Aynur Hanım niye öyle dedi? Müsaade isteyeyim. Söyle, söyle. Ya ben niye Aynur Hanım niye öyle dedi teyze? Teyze sen beni arayıp da balım nasılsın, nasılsın demedin mi? Yok, beni aradın mı aramadın mı? Allah için doğruyu söyle. Aradın mı aramadın mı? Balım dedin. Ben böyle böyle markete çıkıyorum. Gizli telefon aldım. Aynur ablalar bana telefon kullandırmıyorlar. Dedim mi demedim mi? Sadece bana onu söyle. Hayır. Demedim mi? Yemin etsene. Allah için yemin et. Ya yalnız değil zaten, tehdit altında. Şu an yalnız senin değilse. Evet, zaten de onun aklına zaten böyle böyle konuş diye yer aldılar. Bir yerde yaşadığımı evet. Allah ben sana dedim mi teyze sen orada mutlu musun dedim. Sen orada mutlu musun dedim. Bana hayır dedin. Sen orada tehdit altında mısın dedim. Bana hayır dedin. Bak tehditte hayır dedin. Ama mutlu değilim dedim bana. İnsanım. İnsan mı olayım? 18 yaşında insan değilim.